Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 7. parçada kalmıştık. 7. parça ile ilgili sorularımızı hazırladık. Onlara şöyle bir göz atalım. İhtiraat icat etti. İhda biri. Eşşerikati şirketlerden biri. Cihaze bir cihaz. İnzarin bir uyarı cihazı. Cedid yeni. Yeni bir uyarı cihazı icat etti. Keyfe nasıl yumkinu mümkün olur leke senin için tashiha düzeltmen el hata'e hatayı tashiha el hata'i el mevcudi var olan fil cümleti cümlede var olan hatayı nasıl düzeltirsin? Demek ki cümlede bir hata var. Şimdi onu bir bulmaya çalışalım. 1. Bi tağyiri kelimeti ihda buradaki ihda kelimesini bir kelimeti ahad, kelimesiyle değiştirerek. Şimdi burada ihda eşşerikat dişi kelimesini nitelediği için ihda da zaten dişi olmalı. Dolayısıyla ikisi arasında kesinlikle bir uyum var ve bu uyumu bozmaya gerek yok. Bunu ahad yaptığımda aslında hata yapmış olurum. İhda yerinde aşıkı olmuyor. 2. Bir tağyiri kelimeti cihaz, buradaki cihaz kelimesini bir eçhize kelimesiyle değiştirerek. Şimdi adamlar birden fazla cihazlar icat etmemiş, sadece bir uyarı cihazı icat etmişler. Dolayısıyla eçhize yapmak için hiçbir mantığım, sebebim, gerekçem yok. 3. Bir tağyiri kelimeti inzar kelimesini şuradaki inzar kelimesini bi inzaretun, inzare kelimesiyle değiştirerek. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri sülasiden rubaiye if'al babına aktarırken onların sonuna ta-i marbuta geldiği doğru. Yani şuradaki ta harfine ihtiyaç olduğu doğru. Ama onlar hangi fiiller? Hemen onu hatırlayalım. Ecvef dediğimiz orta harfi, üç kök harfinden orta harfi illetli olanlar ancak sülasiden rubaiye if'al babına aktarılırken ancak onlarda şeyin sonuna t harfi getirilir. Şimdi ben bu inzar kelimesinin kök harflerine baktığımda nun, z ve ra, nezera, enzera, yunziru, inzarun. Nezera. Bu salim bir fiil, ecvef bir fiil değil. Dolayısıyla bunun şeyi, mastarı if'alun şeklinde gelir. If'aletun şeklinde gelmez. Bunu inzaretun diye değiştirmeme hiç gerek yok. Ca'e fiili ecvef bir fiil. Ca'e. Şa'e fiili ecvef bir fiil. Eğer ben bunları if'al babına soksaydım, onların mastarlarına bir ta-i marbuta dikilik tası eklerdim. Ca'e, eca'e, yuci'u icaetun derdim. Şa'e, eşa'e, yuşi'u işaetun derdim. Ama burada öyle bir şeye gerek yok. Dolayısıyla C şıkkı da doğru değil. Bir tağyiri kelimeti cedid kelimesini bir cediden yapmalıydım. Yani buraya bir elif ve iki üstün getirmeliydim. Şimdi bakalım gerçekten öyle mi? İhtiraat fiil. Tamam. İhda fail sükun üzere mebni olduğu için mahallen merfu. Tamam. Eşşerikati muzafun ileyh. Muzafun ileyhler mecrur olur. Mecrur. Tamam. İhtiraat icat etti. İhda biri eşşerikati şirketlerden biri. Ne icat etti? Neyi icat etti? Cihaze mefulu bihtir. İhtiraat fiilinin mefulu bihi olan cihaze mansuptur. Eyvallah. İnzarin burada tenvinin bana vereceği bir anlamına ihtiyacım var diye buna bilerek inzar kelimesine bilerek elif lam koymadım. Elif lam koymadım ve inzar şeklinde yazdım. Tamam. İnzarin bir uyarı cihazı. Şimdi cihaz burada muzaftır. Muzaf olduğundan dolayı kendisi iki üstün almadı. Aslında elif lamlı olmadığı için normal şartlarda iki üstün alırdı. Cihazen olarak gelirdi. Ama burada cihaz inzarla birleşip bir isim tamlaması, bir terkip oluşturduğu için ben ona ne yaptım? Tenvin veremedim. Bu kendisi tenvin alamıyor diye sıfatı da almayacak anlamına gelmez.
Burada iki nekiranın, cihaz nekira, inzar nekira, iki nekira birbirine muzaf muzaf ileyh olduğunda nekiralıkları devam eder. Dolayısıyla onun sıfatı olan cedid de nekiradır. Eyvallah. Ama cihaz muzaf olduğu için tek üstünü alabildi. Çünkü muzaflar hiçbir zaman tenvin almazlar. Ama cediden iki üstün almalıydı. Dolayısıyla burada bir elif ve bir üstün gerekir. Şimdi bakın onu kitap kendisi aslında uygulamış. Şuradaki başlığa bakın. Cihazu, cihazı. İnzarin, uyarı cihazı. Cedidun. Şimdi cihaz burada mübtedadır, merfudur. Ama aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğu için iki ötre alamadı. İnzarinle birleştiği için. Onun sıfatı olan cedidun iki ötre almasına hiçbir engel bulunmadığı için iki ötresini aldı. Burada mübdedaydı. Ötreyle olay gerçekleşti. Burada da aynı durum, aynı durum bu sefer mansupla. Cihaze mansup ama muzaf iki üstün alamadı. Cediden iki üstün almalıydı. Dolayısıyla burada bir elife ve iki üstüne ihtiyaç vardır. Çünkü buradaki cedid kelimesi inzar kelimesinin sıfatı değil, cihaz kelimesinin sıfatıdır. Ve kesinlikle ne olmalıydı? Burada iki üstün almalıydı. İkinci sorumuza bakalım. Ve yustamelu, kullanılır. Hazel cihazu, bu cihaz. Nokta nokta şebeketi, şebekesiyle, ağıyla. El hatifi, telefon. Adiyeti, adi hem normal, sıradan anlamına gelir ki ev telefonuna burada onu ifade eder. Hem de seviyesi düşük, adi, basit anlamı katar. Burada normal ev şebekesi üzerinden kullanılır. Burada eksiğimiz belli. Eyyun hangisi? Minel hıyarati seçeneklerden hangisi? Ettaliyeti gelen. Gelen seçeneklerden hangisi? La yumkinu mümkün değildir. Lehu onun için en yemle'e doldurması el feraga boşluğu e'lâhu yukarıdaki. Şimdi burada dört tane seçenek var. Bunlardan üçü bu boşluğa gelebiliyormuş. Bir tanesi la yumkinu lehu. Soruyu doğru anlamak cevabı bakın antariki'yi hemen buraya koyarsın ve düşersin bu soru gider. Ben sana hangisi boşluğu doldurur demiyorum. Hangisi la yumkinu lehu onun için mümkün değil en yemle'e doldurması. Biz sorunun yükleminin burada olumsuz olduğunu la'dan dolayı görelim ve hata yapmayalım. An tariqi yoluyla üzerinden çok güzel yakışır. Bi tariqati bunun eş anlamlısıdır. Çok güzel yakışır. Turuk dursun. Adre yoluyla üzerinden bu da çok güzel yakışır. Şimdi arkadaşlar ben burada kasıtlı size bu üç kelimenin eş anlamlı olduğunu göstermek istedim. Abra, bi tarikati, an tariki. An tariki. Bunlar üçü birbirinin eş anlamlısıdır. Ama turuk, tarik kelimesinin çoğuludur. Tarik kelimesinin iki tane çoğulu var. Biri turuk, öbürü turukat. Tamam mı? İki tane çoğulu var. Burada şöyle bir öğrenci psikolojisi, pardon. Ya kusura bakmayın, önemli bir telefonda açmak zorunda kaldım. Arkadaşlar burada soruyu okumayacağını ya da buradaki la harfini hissetmeyeceğini, görmeyeceğini düşünerek kasıtlı olarak A şıkkını antariki dedim ki parçada zaten bu geçiyordu. Antariki'yi gördüğünde çocuk hemen bunu buraya taşıyabilirdi. İkincisi, tarihte taraka var. Bir tarikatide de yine taraka var. Turukta taraka var. Ha üçü aynı. Burada farklı cins duran abre. Eğer adam bu abre kelimesinin anlamını bilmiyorsa üzerinden yoluyla anlamına gelen ve aslında şu ikisinin eş anlamlısı olan abre kelimesini bilmiyorsa mantık olarak ulan bu aynı, bu aynı, bu aynı, bu farklı. O zaman D şıkkı diye düşünebilir. O yüzden böyle bir soru hazırladım ama gerçekte derdim soru sormak değildi. Eş anlamlı olan bu üç kelimeyi yan yana görmenizi sağlamaktı. Diğer sorumuza geçelim.
Kasıtlı, biraz uzun bir soru. Cihazul inzari el cedidu, yeni uyarı cihazı, yeni alarm cihazı, yusiru çıkarıyor. Sauten bir ses çıkarıyor. Liyedulle göstersin diye ale vücudi var olduğunu, şahsin ma herhangi bir kişinin evde var olduğunu göstersin, buna delalet etsin diye. Ve yeltekitu çekiyor suratehu o şahsın resmini ve yursilu gönderiyor ha bu resmi ile şaşetil hasubi bilgisayar ekranına nasıl bilgisayar er-reisiyi ana bilgisayar lil murakabeti gözetim için olan gözetleme için olan ana bilgisayarın ekranına çektiği resmi gönderiyor. Ve yemuddu destekliyor, takviye ediyor. El cihazu cihaz kimi? Ricale şurtati emniyet görevlilerini. Neyle? Bil ma'lumati bilgilerle. El mutavaffirati var olan. Ledeyhi kendisinde. Hani suçlunun görüntüsünü çekiyor ya onu hafızasında tutuyor. Kendinde var olan o suçlunun fotoğrafını vermek suretiyle emniyet görevlilerine ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Ve yusa'iduhum onlara yardım ediyor. Fil kabdi tutuklama, yakalama, ele geçirme noktasında. Alel munharifine suçluları. Suçluları ele geçirmelerinde polislere yardımcı oluyor. Şimdi hasben nasi parçaya göre eyyun hangisi minel cümelil atiye gelen cümlelerden hangisi tekunu olur hatiyeten hatalı olur. A şıkkı. El cihazul cedidu yeni cihaz huve nefsuhu bizzat kendisi yakumu yapmaktadır. Bi kabdi yakalama işini munharifine suçluları. Suçluları yakalama işini cihaz bizzat kendisi yapmaktadır. Böyle bir bilgi yok. Cihaz sonuçta duvara asılı şu kadar bir kutu. Onun gidip de suçluyu yakalaması falan söz konusu değil. Böyle bir bilgi parçada yoktu. El cihazul cedidu yeni cihaz yusaidu yardımcı oluyor. Eşşurtata emniyete fil kabdi yakalamada ele geçirmede alel munharifine suçluları. Evet doğru yardım ediyor nasıl suretini resmini çekerek. El cihazul cedidu yeni cihaz yeltakitu çekiyor. Suretel munharifine suçluların resmini çekiyor. Evet bu da doğru. El cihazul cedidu yeni cihaz yursilu gönderiyor. Suretel munharifi suçlunun resmini ila şaşetil hasubi bilgisayar ekranına. Evet bu bilgi de vardı. A şıkkındaki bilgi tamamen yanlış. Çünkü bu cihaz bizzat kendisi suçluyu yakalıyor, tutukluyor değil. Böyle bir bilgi burada yok. Burada mesele parçayı doğru anlamakla ilgiliydi bu soru. Bir diğer sorumuz. Vifkal metni, metne göre ellezî dîdığı en an olan karate sen okudun okuduğun hu kendisini. Kendisini okuduğun metne göre arkadaşlar bu vifka lefka ikisi de doğrudur. Hasebenin eş anlamlısıdır. Yukarıdaki hasebenin eş anlamlısıdır. Vifkal metnillezî karaatehu kendisini okuduğun metne göre keyfe nasıl yusaidu yardım ediyor el cihazu cihaz ricale şurtati emniyet görevlilerine rical adamlar biz nasıl ki fireman'ı ateş adamı diye tercüme etmiyoruz burada da ricale şurtati'yi emniyet görevlileri diye tercüme edebiliriz emniyet adamları polis adamları çirkin bir tercüme olacağı için öyle tercüme etmek uygun düşmez. Bir. Bikabdihi yakalayarak el munharifine suçluları. Hayır suçları yakalamıyor. 2. Bi irsali göndererek el ma'lumati bilgileri el mutevaffirati var olan bilgileri ledehi kendisinde. Kendisinde var olan bilgileri göndererek ki doğru cevap bu. 3. Bi istarihi çıkararak sauten bir ses muhbiran haber verici bir ses bi vücudil munharifi suçlunun varlığını haber veren bir ses çıkararak hayır bununla değil polise yardım etmesi çektiği resimleydi. 4. Bisti'malihi kullanmasıyla şebeketil hatifil adiyeti ev şebekesi ev telefonu ona ne diyoruz? Ya işte şu ev telefonu öyle diyelim. Adiye normal sıradan telefon. Yani cevval olmayan, dolaşmayan, gezmeyen, seyyar olmayan telefon.
normal ev telefonu şebekesini kullanmasıyla yardımcı oluyor. Hayır, burada kesinlikle ne olur? B şıkkı doğru cevap olur. Bir diğer sorumuz. Limaza, niçin yeltakitu çekiyor el cihazu cihaz, el cedidu yeni cihaz, surete resmini, el munharifi suçlunun. Niçin suçlunun resmini çekiyor? A. Liyakbida, yakalamak için, el cihazu cihaz, huve nefsuhu, bizzat kendisi, alel munharifi suçluyu. Cihaz bizzat kendisi suçluyu yakalamak için bunu yapıyor. Hayır. 2. Likey yedulle, delalet etsin, göstersin, ala vücudi, var olduğunu, şahsin ma, herhangi bir kişinin evde var olduğunu göstermek için, buna delalet etmek için. Hayır, bu da değil. Keyyenkule, aktarmak için, ha, o resmi, ila şaşeti, ekranına, el hasubi, bilgisayar ekranına, el reisi, ana. Ana, bilgisayar ekranına göndermek için resmi çekiyor. Evet, aynen de böyleydi. D şıkkı, liyustira, çıkarmak için, sauten, bir ses, dalen, delalet edici bir ses, ale vücudil munharifi, suçlunun var olduğuna delalet edici bir ses çıkarmak için. Hayır. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 3 tane mek için anlamına gelen edatımız var. Birisi lam, liyakbida, yakalamak için. İkincisi likey, yedulle, delalet etmek için, likey. Ve üçüncüsü key. Her şıkta birini kullandım ki bunları size bir hatırlatayım. 3 tane harfimiz var. Li, key ve likey, ikisinin birleşmesine. Üçü de muzari fiile gelir. Muzari fiilin sonunu nasb eder ve muzari fiile mek için anlamı katarak onu hem mastarlaştırır hem de bir gerekçe ifade eder. Bu anlamı katar. Bunları topluca görmenizi istedim. Sorunun her şıkkında kasıt olarak bir başka harfi kullandım. Li, key ve ikisinin birleşmesinden oluşan likey. Üçü de muzari fiilin önüne gelir. Mek için anlamı katar. Sonunu da nasp eder. Bunu bir daha hatırlatayım. Eyyun, hangisi minel mesadiri, mastarlardan hangisi, el varideti, gelen, fil cetveli, tabloda. Tabloda gelen mastarlardan hangisi gayru sahihin, doğru değildir? Bakalım şimdi. İttasale, iletişim kurdu. Yettasilu, ittisalun. Doğru. B şıkkı beklesin. İstamele, yestamilu, istimalun. Doğru. İstefale, yestefilu, istifalun. Kame, yekumu, kıyamun. Bu ezbere dayalı sülasi. Şimdi arkadaşlar A şıkkıyla C şıkkı 4, 5, 6 harfli fiillerin mastarları kıyasidir, kurala bağlıdır. O kalıpları ezberlediğinizde o kalıba göre gelir. İttasale, yettasilu, ittisalun, iftaale, yeftailu, iftialun. Bir öbürü istef'ale, yestef'ilu, istif'alun, iste'amele, yeste'amilu, isti'malun. Burada bir problem yok. Kâme, yekûmu, ayağa kalktı, ayağa kalkıyor. Kıyamun, ayağa kalkmak. Bu da ezbere dayalı. Çünkü sülasi. Üç kök harften oluşan fiillerin mastarları kesinlikle ve kesinlikle semaidir. Ve bunu Arap'tan işitmeye ya da sözlüğe bakmaya bağlı olarak öğreniriz. Eyvallah. Burada da bir problem yok. Gelelim B şıkkına. İhtara'a, yehteri'u, ihtira'un. İftial babındadır. İhtara'a, yehteri'u, ihtira'un. Bu ittisalunla aynıdır. Burada İhtiraatun, evet aslında bu da doğru ama şöyle, bu ihtiraun mastarının çoğuludur. Hemen bir kural daha hatırlatayım. 4, 5, 6 harfli fiillerin mastarlarının çoğulları elif ve açık t ile gelir. Bunun mastarı gerçekte ihtiraun idi. İhtiraatun, bu elif ve açık t'yi eklediğimde kendi mastarının çoğulu olur. Tamam mı? Dolayısıyla B şıkkımız nedir? Yanlıştır. Bir diğer sorumuz. Eyyun, hangisi? Min siyagil cem'i, çoğul sigalarından hangisi? El varideti, gelen, fil cetveli, tabloda. Tabloda gelen
çoğul sigalarından hangisi hatiun hatalıdır? Bir bakalım. Cedidun yeni kelimesi çoğulu cududun doğrudur. Hasubun kelimesinin çoğulu havasibu doğrudur. Bunun bir başka çoğulu daha var. Hasubatun yani şu kelimenin sonuna elif ve açık t eklerseniz şuradaki gibi elif ve açık t eklerseniz o da doğru olur. Üçüncü kelime hatifun, hevatifu, telefon, telefonlar. Bu da doğru. Tarikun, arkadaşlar tarikun kelimesinin iki tane çoğulu var. Birisi turukun, öbürü de turukatundur. Etrakun diye bir çoğulu yok bunların. Dolayısıyla bu soru nedir? Yanlıştır. Diğer sorumuza bir göz atalım. Yustiru çıkarıyor. El cihazu cihaz. El cedidu yeni cihaz. Sauten bir ses. Aliyen yüksek bir ses çıkarıyor. Yeni cihaz yüksek bir ses çıkarıyor. Nokta nokta ala vücudi varlığına şahsin ma herhangi bir kişinin varlığına nokta nokta yapmak üzere yüksek bir ses çıkarıyor. Şimdi sorumuzu bir görelim. Eyyun hangisi? Minel hıyarati seçeneklerden hangisi? El mu'tati verilen seçeneklerden hangisi? La yemle'u dolduramaz. El feraga boşluğu, şuradaki boşluğu. Fil cümleti cümledeki boşluğu dolduramaz. Bi şeklin sahihin doğru şekilde. Bakalım şimdi. A. Lid delalet etsin diye, göstersin diye. Ala vücudu şahsin ma herhangi bir kişinin varlığını. Doğru, çok güzel yakışır. Liyedulle delalet etsin diye, göstersin diye. Ala vücudu şahsin ma. Bu da çok güzel yakışır. Liddelili bir delil olsun diye. Ala vücudu şahsin ma. Bu da çok güzel. Liddeleli. Şimdi arkadaşlar delle yedullu fiili mastarı delaletundur. Delle yedullu fiili ala harfi ceriyle geldiğinde bu ala harfi ceriyle geldiğinde normalde delalet etmek, göstermek, işaret etmek anlamına gelir. Tamam mı? Aynı fiil delle yedullu yine ala harfi ceriyle geldiğinde ama mastarı delelün olmak şartıyla naz yapmak, cilve yapmak, işve yapmak anlamı kasar. Tamam mı? Buradaki uyarı cihazı o şahsa cilve yapmak niyetiyle yüksek bir ses çıkarmıyor. Gelen vatandaşa naz ve cilve yapmıyor. Burada delle yedullu kelimesi ala harfi ceriyle olduğunda delel maslarıyla kullandığınızda işve yapmak, cilve yapmak, naz yapmak anlamlarına gelir. Ben burada yine bir soru sorma amacı gütmedim. Soru sorar gibi davranıp aslında size bu açıklamayı yapmak istedim. Sözlüğü tevakkunuzu açın, delle yazın. Biraz aşağıya indiğinizde delle yedullu delaleten bildiğimiz az önce gördüğümüz göstermek, işaret etmek, delalet etmek anlamına. Ama delle yedullu ala delelu şeklinde masları gördüğünüzde naz yapmak, işve yapmak, cilve yapmak olduğunu göreceksiniz. Bu ince bir nüanstı ikisi arasında. Mazisi aynı, delle, muzarisi aynı, yedüllü, kullandığı harficer aynı, ala ama mastar farklı. Birininki delaletun, öbürününki delelun. İkisi birbirinden farklı. Bu küçük nüansı dikkatinize sunmak, bu kelime hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak istedim. Temel hedefim oydu. Aslında soru sormak gibi bir derdim yoktu. Ba'de sonra tasviri çektikten sonra savvara resim çekmek, fotoğraf çekmek. Yusavviru tasvirun. Savvara yusavviru tasvirun mastar. Ba'de tasviri çektikten sonra suretil munharifi suçlunun resmini çektikten sonra ila eyne nereye? Yursilu gönderiyor. Ha o resmi el cihazu cihaz. Cihaz o resmi nereye gönderiyor? Ve limaza ve niçin gönderiyor? Nereye ve niçin gönderiyor? A şıkkı. İla ea yönelme hali şaşeti ekranına hasubi bilgisayar murakabeti gözetleme bilgisayarı ekranına gönderiyor. Niçin yapıyor bunu?
ke yakbizu aleyhi, suçluyu yakalasınlar diye. Kesinlikle doğru cevap. Gerçekten gözetleyici bilgisayarın ekranına yolluyor ve onu tutuklasınlar diye yolluyor. 2. Doğru cevabımız A. Şimdi biz yine de diğer şıkları anlamaya çalışalım. İla şaşeti ekranına, hatifi telefon ekranına, sahibil beyti evin sahibinin telefonunun ekranına yolluyor. Niçin? Ke yercia dönsün diye ilel beyti eve. Böyle bir bilgi parçada yoktu. 3. İla ea şaşati ekranlarına, havasibi bilgisayarların ekranlarına, el internet internet. İnternet bilgisayarlarının ekranlarına yolluyor. Yani internetten ilan ediyor suçluyu. Niçin? Li'yu'line, ilan etmek için, açığa çıkarmak için, afişe etmek için, el munharifi suçluyu afişe etmek, ilan etmek, duyurmak, ortaya çıkarmak için. Hayır, bunun için değildi. İla merkezil murakabeti, gözetleme merkezine yolluyor. Niçin? Likey yada'u, koysunlar diye resmi nereye? Fil melefi dosyaya, dosyanın içine koysunlar diye. Böyle bir bilgi de yoktu. Meleffun kelimesi belki ilk kez karşılaşıyorsunuz. Meleffun, F harfi şeddelidir. Dosya anlamına gelir. Çoğulu meleffatun olur. Bir diğer sorumuz. Ellezî en'an yemuddu, takviye eden, destek veren, sağlayan, ricale-şurtati emniyet görevlilerini destekleyen, bil-me'lumati bilgilerle, el-mutevfirati var olan, ledeyhi kendisinde. Kendisinde var olan bilgilerle emniyet görevlilerini destekleyen. Bu eksiltili bir cümle. Zaten amacımız burada tam bir cümle kurmak değil. Parçadan alıntı yapmışız. Şimdi sorumuza bakalım. Eyyun hangisi? Minel hıyarati, seçeneklerden hangisi? El mu'tati, verilen seçeneklerden hangisi? Yesüddü, alır. Mesedde, yerini. El kelimeti, kelimenin yerini. Elleti, olan. Tahteha, altında. Hattun, bir çizgi. Altında bir çizgi olan şu kelimenin yerini hangisi alır? A. El kesratu, çokluk. Lik, lık ekiyle. El kesratu, çokluk. El illetu, azlık. Burada çokluk değil, var olan. Bu uymadı. El memdude, memdude esnetilmiş, uzatılmış anlamlarına gelir. Desteklenmiş, takviye edilmiş anlamlarına gelir. Bu da değil. En nakisa, eksik bilgilerle. Bu da değil. El mevcude, var olan bilgilerle. Burada kesinlikle B şıkkı şurayı çok güzel doldurur. Bir diğer sorumuz. Yusa'idu, yardım ediyor. Hazel cihazu, bu cihaz. Fil kabdi, yakalamada, ele geçirmede. Alel munharifi, yine suçluları. Suçluları ele geçirmede cihaz yardım ediyor. Şimdi burada kabdi kelimesinin eş anlamlılarını bir görün istedim. Kasıtlı bir soruydu yine. Aslında derdim size bazı kelimeleri öğretmek. Eyyun hangisi? Minel hıyarati, seçeneklerden hangisi? El mu'tati, verilen seçeneklerden hangisi? La, önemli. La yahillu, almaz. Mehalle, yerini. El kelimeti, kelimenin. Elleti, olan. Tahteha, altında. Hattun, bir çizgi. Altında bir çizgi olan şu kelimenin yerini hangisi almaz? Demek ki üçünü buraya koyabiliyorum. Üçü bunun eş anlamlısı ama bir tanesi farklı. Bir. İstihvaz, istahveze, yestahvizu, istihvazun kelimesi. Ala harfi ceriyle gelir. Ele geçirmek, elde etmek anlamı verir. Kesinlikle buraya yakışır. Husul. Hasale yahsulu fiilinin mastarı husulun. Hasale yahsulu tek başına olursa oldu, oluyor. Meydana geldi, meydana geliyor. Maza hasal, ne oldu? Normalde böyle de. Ama hasale burada olduğu gibi alayla gelirse ele geçirmek, elde etmek anlamı kazanır. Dolayısıyla husulu alel münharifin, suçluları ele geçirmek
çok güzel yakışır. Burada kabt kelimesini kaldırsam, yerine el husul kelimesini koysam çok mükemmel yakışır. Diğer bir kelimemiz istila. Hemen bunu müsaadenizle Arapça yazayım. Çünkü bu biraz farklı. Arkadaşlar bu istevla, istevla, yestevli, yestevli fiilinden mastardır. Yestevli. İstevla ala ele geçirdi. Yestevli ala ele geçirdi. İstila etmek. Türkçemize geçmiş biz bunu kullanıyoruz. İstila alayla gelir yine bu da. Kesinlikle bu da oraya gelir. Fil istilai alel munharifine. Suçluları ele geçirmek. Çok güzel yakışır istila. Gelelim ehaze. Ehaze'nin almak anlamı var. Ehaze aldı. Ye'huzu alıyor. Çok güzel. Tamam. Ehaze ilayla olursa almaktan çıkar götürmeye döner. Mesela ehaztu ibni el merida ilel müsteşfa sabahen. Sabahleyin hasta olan oğlumu hastaneye götürdüm. Ehaze ilayla olursa artık almaktan çıkar ve götürmek anlamı kazanır. Aynı ehaze fiili ala harfi ceriyle geldiğinde burada ben ehaze'yi şuraya koyarsam arkadaşlar ehaze ala ile olduğunda kişiyi nokta noktadan dolayı azarlamak, kınamak, fırçalamak, tamam mı? Bunu size açıklamak için kasıtlı sordum. Hem tek taşla iki kuş vurdum. Kabız fiilinin üç tane eş anlamlısını istihvaz, husul ve istila. Çaktırmadan hem bu üçünü size öğretmiş oldum, kâr ettim burada. Hem de ehaze fiilinin almak anlamının alayla olduğunda almaktan çıktığını ve kesinlikle azarlamak, fırçalamak yeni bir anlam kazandığını görmenizi istedim. Burada da kârlıyım. Sözde soru soruyorum ama aslında soru sormayıp bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Bir diğer sorumuz. Yekumu yapıyor. Hazel cihazu bu cihaz bir istari çıkarma işini, sautin ses çıkarma işini yapıyor. Liyedulle göstermek üzere ale vücudi varlığını şahsin ma herhangi bir kişinin var olduğunu göstermek için ses çıkarıyor. Eyyun hangisi minel cümeli cümlelerden hangisi el mu'tati verilen cümlelerden hangisi tuabbiru ifade eder anil cümleti cümleyi a'lahu yukarıdaki cümleyi bizzabti tam olarak. Yani birebir bunun eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Tamamen aynı şeyi, aynı manayı ifade eden cümle hangisidir? A. Yumkinu, mümkündür. Lil cihazi, cihaz için. İstaru, çıkarmak. Sautin, ses çıkarmak mümkündür bu cihaz için. Liyedulle, göstermek üzere. Ala vücudu şahsin ma. Bir kişinin var olduğunu göstermek üzere. Arkadaşlar burada mümkünlük bu cümlede asla yok. Burada mümkünlük asla yok. Yumkinu yok. Yusiru çıkarır. Hazel cihazu bu cihaz sauten ses çıkarır. Liddelaleti delalet etmek üzere. Ala vücudu şahsin ma. O birebir örtüşüyor. Dikkat edin. Yakumu bi istari çıkarır. Hazel cihazu bu cihaz saut ses çıkarır. Tamamen aynı. B şıkkı doğru cevabımız. Tamam bunu gördük. Yine de biz diğerlerine bir bakalım. Çünkü illa ki burada farklı şeyler göreceğiz. Yetemeyyezu ayırt edilir. El cihazu bu cihaz. Bi kıyamihi yapışıyla. Bi istari ses çıkarma işini. Sautin ses. Ses çıkarma işini yapışıyla ayırt edilir. Yani diğerlerinden farklılık arz eder. Liyedulle ala vücudu şahsin ma. Burada temeyyüzle ilgili hiçbir bilgi yoktu. Yukarıdaki cümlede temeyyüz etmek, diğerlerinden farklılık arz etmek, öne çıkmak, temeyyüzün bu tür anlamları var. Böyle bir şey yoktu. El-kıyametu, burada kıyame de kıyamın diğer bir mastarı. Kâmeye komudan kıyametun. Şimdi kıyamun farklıdır. Kıyamun yapmak, yerine getirmek, ayağa kalkmaktır. Kıyametun ise kıyamet kopması, yeniden dirilme anlamlarında farklı bir kelimedir. El-kıyametu kıyamet. Bi istari sauti ses çıkarmak da kıyamet. Hiye o min dendir dandır. Hasiyati özelliklerindendir. Hazel cihazi
bu cihazın özelliklerindendir. Çok uzak bir kelime, tamamen tuzak bir cümle. Bu da yanlıştı. Evet arkadaşlar, bu parçayla ilgili benim kendi hazırladığım sorular bu kadar. İnşallah yarın 8. parçaya ufaktan bir giriş yaptım. Onu da hazırlar. Yavaş yavaş sizlere sunmaya çalışırım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.